Salgının en kötü dönemlerini elbette geride bırakmış olabiliriz. Ancak son gelişmeler bir süre daha salgınla yaşamak zorunda olacağımızı gösteriyor. Böylesine zorlu bir dönemde yaşadığımız bir takım sorunlara rağmen başarılı bir performans gösterdik. Üretim, yatırım, büyüme ve istihdam göstergelerinde pek çok ülkeye göre farkımızı ortaya koyduk. Salgın sürecinde uyguladığımız özenli ve seçici kamu maliye politikaları gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelere göre Türkiye ekonomisini pozitif ayrıştırmıştır. Güçlü kamu maliyesi makroekonomik istikrarın en önemli dayanaklarından biri olmaya devam edecektir. Enflasyon cephesinde ise maalesef arzuladığımız seviyede değiliz. Küresel konjonktür ve yurt içi görünüm enflasyonla mücadelede son derece dikkatli olmamız gerektiğini gösteriyor. Her zaman altını çizdiğim üzere biz özel sektör öncülüğünde dengeli, sürdürülebilir, rekabetçi, istihdam ve çevre dostu bir büyümeden yanayız. Hedeflediğimiz büyümeyi sürekli kılmanın ön koşulu fiyat istikrarından geçiyor. Biz Hazine ve Maliye Bakanlığı olarak enflasyonla da mücadele kararlılığımızı çok net bir biçimde gösteriyoruz. Yönetilen ve yönlendiren fiyatların yanında iç talep gelişmelerini de çok yakından takip ediyor. Gerektiğinde makro ihtiyati tedbirleri gecikmeden alıyoruz. Şunu çok net ifade edeyim. Enflasyonla mücadeleyi kararlı ve bütüncül bir anlayışla sürdürdüğümüz ölçüde döviz kuru istikrara kavuşacak ve ülke risk primimiz düşecektir. Bu sayede uzun vadeli faiz oranları da gerileyecek ve yatırımlar için öngörülebilirlik ufku artacaktır. Değerli konuklar, Türkiye yüksek hedefleri, idealleri olan bir ülke. Sanayi altyapımızla, gözü pek girişimcilerimizle, dinamik nüfusumuzla ve şoklara direnç gösterme kabiliyetimizle çok ciddi potansiyele sahibiz. Bu potansiyelimizi en iyi şekilde değerlendirmek ve güçlü bir kalkınmayı sürekli kılmak için büyümenin finansman kalitesi önem kazanıyor. Tabii bu noktada reel sektörün finansman ihtiyacının para piyasaları ile sermaye piyasaları arasında dengeli bir şekilde dağılması gerekiyor. Altyapı, ulaşım, enerji ve sağlık gibi alanlardaki projelerin sermaye piyasalarıyla finanse edilebilmesi için projeye dayalı menkul kıymetler düzenlemesini yaptık. Değerli konuklar, sermaye piyasalarımız açısından bu yılın gündemi hiç şüphesiz halka arzlar oldu. 2021 yılında halka arzlar adet ve toplanan fon tutarı açısından biraz önce de ifade edildiği gibi tarihimizin en yüksek seviyesine ulaştı. Yılbaşından günümüze toplam 19,5 milyar liralık 46 halka arz işlemi tamamlandı ve SPK tarafından onaylanan toplam halka arz sayısı ise bu yıl 49'a ulaştı. Tabii burada 3 hususun özellikle altını çizmek istiyorum. Birincisi, Borsa İstanbul'da işlem gören şirketlerin piyasa değerinin milli gelire oranı uzun yıllardır %25 ila 30 arasında dalgalanıyor. Bakınız, bu oran gelişmekte olan ülkeler için ortalama %60 civarında. Dolayısıyla gerek ilk halka arzlar yoluyla gerekse bedelli sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla borsada işlem gören şirketlerin
nitelik ve niceliğinin daha da artması gerekiyor. İkinci konu ise gelişmekte olan ülkelerde tedavülde olan tahvil, bono ve sukuk gibi borçlanma araçlarının milli gelire oranı %30 civarındayken ülkemizde bu oran %10 seviyesinde gerçekleşiyor. Az önce de bahsettim. Borçlanma aracı garanti fonunun hayata geçmesiyle reel sektörümüz bu mecrayı daha aktif kullanabilecek bir konuma gelecek. Üçüncü olarak özelleştirme uygulamalarına değinmek istiyorum. Borsaya kote olmayan kamu şirketlerinin sermaye piyasalarına katılmasının önemli bir adım olacağına inanıyorum. Bu doküman bize yeşil tahvil ihracı yanında sosyal tahvil ve yeşil kira sertifikası gibi farklı borçlanma enstrümanları ihraç etme imkanı da sağlayacak. Böylelikle ESG'nin çevresel boyutunun yanında sosyal boyutuna da hitap eden borçlanma işlemlerini gerçekleştirme imkanımız olacak. Bir diğer adım da özel sektörün yeşil borçlanma araçları ve yeşil kira sertifikası ihraçları için atacağız. Bu konuya ilişkin rehberi de yıl sonuna kadar yayımlamayı planlıyoruz. 2021 sonuna kadar yeşil mutabakat eylem planımızla uyumlu sürdürülebilir bankacılık yol haritası hazırlanacak ve devam eden süreçte ise konuyla ilgili rehber ve tebliğler yayımlanacak. Değerli misafirler, sermaye piyasalarımızın genişlemesini iki farklı perspektiften görüyoruz. Birincisi, mevcut tasarrufların sermaye piyasalarında daha fazla değerlendirilmesidir. İkincisi ise toplam tasarrufların artırılması ve böylece sermaye piyasalarına daha fazla pay ayrılmasıdır. Vatandaşlarımızın sermaye piyasalarına ilişkin farkındalıklarının arttığı bir dönemdeyiz. Pay piyasasındaki yatırımcı sayısı son iki yılda, biraz önce de Sayın SPK Başkanımız da ifade etti, %100'lük bir artışla yaklaşık 2,5 milyona ulaştı. Elbette bu güzel bir gelişme. Ancak davranışsal finans üzerine yapılan birçok çalışma, yatırımcıların özellikle belli dönemlerde aşırı güven, sosyal etkileşim ve genelleme gibi duygulara kapılarak sağlıksız yatırım kararları verebildiklerini ortaya koyuyor. Dikkatinize sunmak istediğim bir diğer konu da hisse senetlerini elde tutma sürelerine ilişkin. Borsa İstanbul işlem hacmi açısından da küresel ölçekte oldukça iyi bir konumda. Örneğin 2020 rakamlarına göre ülkemiz milli gelire oranla işlem hacmi sıralamasında Kore, ABD ve Çin'in ardından 4. sırada geliyor. Bu veri borsamızın oldukça likit olduğunu gösteriyor. Ancak burada temel sorun Borsa İstanbul'da ortalama pay elde tutma sürelerinin yerli yatırımcılarda 18 güne kadar düşmüş olmasıdır. Sağlıklı kararlar verebilmenin ön koşulları temel finansal eğitim düzeyine sahip olmaktan ve orta vadeli bakış açısıyla hareket edebilmekten geçiyor. Ben bu noktada finansal eğitim ve yatırımcılara güven verecek uygulamalarla yatırımcıların daha sağlıklı kararlar verebileceğini düşünüyorum. Biz bir düzenleme yapıyoruz. Bu düzenleme ne derece etkin? Yapmış olduğumuz bu düzenleme gerçekten kullanılmış mı? Bunlara bakmamız gerekiyor. Eğer bir düzenleme yapılıyor ve bu düzenlemeden bir sonuç elde edilemiyorsa
o düzenlemeyi mutlaka gözden geçirmemiz gerekir. Onun için bakanlığımıza düşen görevler var. SPK ve ilgili tüm kurumlara düşen görevler var. Etkin olan düzenlemeleri daha da güçlendirici, etkin olmayanlar ise yeniden revize edici adımları atmalıyız. Biz burada Sermaye Piyasaları Birliği'nin ve tüm paydaşların her türlü görüş ve somut önerilerine açığız. Her aşamada bizleri yönlendirmelerini de bekliyoruz. Sektördeki tüm aktörlerle işbirliği ve fikir alışverişinde bulunmayı son derece önemsiyoruz. Sağlıcakla kalın. Efendim, bu arada bugünün anısına fotoğraf çekimimizi devam ettirmek adına Borsa İstanbul Genel Müdürü Sayın Korkmaz Ergun'u da... Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.